Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Girik'in vasiyetnamesini ortaya çıktı. İşte detaylar, oyuncu Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Fatma Girik, mirasını kardeşi Müesser Turan'ın kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği. Girin yıllar önce çocuk esirgeme kurumundan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi. Fatma Giriin ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik, neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduha kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin, demişti. Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında, öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülri sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum, ifadesini kullanmıştı. Ne olmuştu? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti. Girik'in ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı viral pneumonia tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti, denildi. Girik için 25 Ocak'ta Şişli Belediyesi'nde yapılacak anma töreni İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle iptal edildi. Giri'nin 11.00 Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'ndeki anma töreninden sonra cenazesi öğle namazına mütakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacaktı. Giri'nin cenazesi defnedilmek üzere daha sonra Bodrum'a gönderilecek. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Twitter'dan "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik anma törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir." Kıymetli Başkanım, Yoldaşım Fatma Giri'nin cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım, diye yazdı. Usta sanatçı, 1989 ila 1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı görevini üstlenmişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.